Merhaba sayın seyirciler. Kampüs yolunda programında üniversitelere hazırlık yapan ve meslek araştıran öğrencilere yönelik içeriklerle yeniden birlikteyiz. Gözde meslekler neler? Üniversite tercihleri yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Üniversitelerin öğrencilere sunduğu hizmetler ve ülkemize sağladığı katkılar nelerdir? Hepsini bugün de bu masada konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var bize eşlik edecek Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nurullah Okumuş bizimle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bugün sizin üniversitenizi konuşurken bol bol sağlık bilimleri hakkında evet. konuşacağız odağımız bu bölümde sağlık olacak. Siz de zaten sağlık kökenlisiniz çocuk evet. sağlığı neonatoloji e, yeni yeni doğan yoğun bakım diyebiliriz ve evet. de e, prematüre bebeklerle ilgili çok kıymetli geçmiş zamanlarda yaptığınız çalışmalar bulunuyor. Aynı zamanda da sağlık alanında yine yöneticilik tecrübeleriniz mevcut. Evet. E, bunları en güzel sizden dinleyebiliriz. Böyle çok kısa kendinizden ve üniversitenizden bahsedebilir misiniz? Evet, e, öncelikle e, böyle bir programda bize yer verdiğiniz için hem kendim adına hem de üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum. E, evet, ben de kendim sağlıkçıyım. E, çocuk sağlığı hastalıkları ve yeni doğan uzmanıyım. Sağlık alanında hem klinik çalışmalarda hem araştırmalarda ama aynı zamanda da yönetici pozisyonda birçok yerde bulundum. Uzun süre başhekimlik yaptım ee, Ankara'da önemli bir çocuk hastanesinde. Bunun yanında Sağlık Bakanı'nda genel müdür olarak çalıştım arkasından da şu anda Afyonkarahisar Sağlık Hizmi, e, e, Sağlık ve Üniversitesi rektör olarak görevime devam ediyorum. Ee, üniversitemiz e, aslında e, yeni üniversitelerden birisi, yeni kurulan üniversitelerden birisi. 2000... <laughs> 18 yılında Mayıs ayında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan bir üniversite. Dolayısıyla aslında yeni bir üniversite olmamıza rağmen tecrübeli bir üniversiteyiz. Yani ben üniversitemiz aslında temelde bu şekilde tanıyorum, tanıtıyorum. Yeni ancak tecrübeli bir üniversiteyiz. Sağlık temalı bir üniversiteyiz. Ülkemizde şu anda bildiğiniz gibi 3 tane sağlık temalı üniversite var. Bir genel sağlık bilimleri üniversitemiz var. Bunun yanında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimi Üniversitesi olarak temel amacımız, temel hedefimiz ülkemize hizmet edecek, halkımıza hizmet edecek sağlık alanında tecrübeli, kaliteli sağlık profesyonelleri yetiştirmek. Aynı zamanda bu alanda da e, araştırmalar yapmak daha da önemlisi de yine halkımızın ihtiyacı olan kaliteli sağlık hizmetini sunmak bizim üniversitemizin en temel görevlerinden. Şimdi üniversiteler farklı farklı temalara ayrılıyor. Hı -hı. Bu da farklı uzmanlaşmaları birlikte beraberinde evet. getiriyor. E ee, mesela teknik anlamda olanları görüyoruz, uygulamalı bilimler alanında olanı görüyoruz. Hepsinde farklı kategorilerde fakülteler, meslek yüksek okulları mevcut. Hı hı. Ama sağlık bilimleri dendiğinde tüm fakültelerin sağlık üzerine olduğunu anlıyoruz. Doğru. Evet, mı? doğrudur. Biz de fakültelerinizi ve meslek yüksek okullarınızı bu anlamda daha da açarak anlatabilir misiniz? Evet, tematik sağlık alanında tematik bir üniversite olarak en büyük özelliğimiz bölümlerimizin bu fakülte düzeyinde, enstitü düzeyinde olsun, yüksek okul düzeyinde olsun tamamı sağlığın farklı alanlarında ama sağlıkla içici, birebir ilişkili bölümlerden oluşmamız. E, temelde dört tane fakültemiz var. Tıp fakültemiz var, diş hekimliği fakültemiz, eczacık bilimleri fakültemiz ve sağlık bilimleri fakültemiz var. Bunun yanında Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Şuhut ve Bolbadin ilçelerimizde yer alan e, iki ayrı toplamda üç ayrı meslek yüksek okumuz ve bir lisans üstü enstitüden oluşmak üzere bölümlerimiz mevcut. Dediğim gibi bütün alanlarımız sağlıkla ilişkili, sağlıkla alakalı alanlar ve bölümlerden oluşuyor. Biraz akademik kadroyu da merak ediyoruz bu konuda. Şimdi üniversitemizin akademik kadrosu aslında şanslı bir üniversiteyiz. Onu da açıkça söyleyeyim. E, tabii 4 yıllık yeni bir üniversite olmamız hasebiyle bu süreç içerisinde biz öncelikle göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde eksik olan alanlarımız, yetersiz olan alanlarımız veya olmayan bölümlerimiz, alanlarımız var ise bunları tamamlamak istedik. Bu amaçla da hem temelde kendi üniversitemizde eğitim almış gelişmiş burada farklı bölümlerde öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamış akademisyenlerin kapasitesi olan akademisyenlerin kendi üniversitemiz bünyesinden akademik kadroya dahil edilmesi yolunu hem de gerçekten ülkemizde bu alanda öncülük etmiş eğitici vasfı oldukça yüksek Bizim eğitim kalitemizi artıracak hocalarımızdan da çok ciddi katkı sağladık. 4 yıllık süreç içerisinde yaklaşık %65'lik bir akademik kadroda artış sağladık. Şu anda 555 akademik kadroyla, sağlık alanındaki bu akademik kadroyla biz e, mevcutta bulunan öğrencilerimize ve bize gelecek olan öğrencilerimize e, sağlık alanında e, eğitim hizmeti, kaliteli eğitim hizmeti vermeye de bu akademik kadroyla hazırız. Eğitim kalitesi dediniz çok önemli bir nokta. Hı hı. E, hem yeni kurulan üniversiteler için hem de sizin gibi geçmişten gelen bir tecrübeye sahip olan üniversitelerde belli bir kaliteyi oturtmak ve de yüksek tutmak galiba bir çaba gerektiriyor. Sizin bu konudaki çalışmalarınız nelerdir? Şimdi biz e, açıkçası e, tematik bir üniversite olarak kendimize üç alt hedef seçtik. Yani temel hedefimiz nedir? Bir, sağlık profesyoneli yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti vermek ve bu alanda ARGE çalışmaları, araştırma çalışmaları Yapmak. Bundan da öte biz Afyonkarahisar yöresine bölgesine özgü olarak üç temel hedef koyduk. Bir dedik ki sağlık turizmi. Çünkü Afyon'un en büyük özelliği termal e, termalin başkenti olması. Özellikle de termal sağlık ki benim de özel ilgi alanlarımdan birisidir. İkincisi e, ülkemizin ihtiyacı olan alanlardan birisi ülkelerin ekonomilerini etkileyen üç temel faktör var şu anda günümüzde ikiydi. Bir savunma sanayi, iki ilaç sanayiydi. Şu anda buna gıda sanayi de eklendi. Ülkemizin ihtiyacı olan ilaç ve bu konudaki araştırma, geliştirme, üretme faaliyetleri konusu. Bir de tıbbi aromatik bitkiler. Biz üç alt tematik alan olarak belirledik. Dolayısıyla bu alanlarda farklı yönelimler yapmak istedik. Standartın dışına çıkmak istedik ki biz tercih edilelim. Bundan da öte biz farkımızı gösterelim. Öncelikle ihtiyaçlarımız nelerdir bunlara baktık. Örneğin, Sadece eczacılık fakültemizden örnek vereyim neler yaptık. Eğitim kalitesi, öğrencilerimizin kalitesini artırmak, eğitimlerinin kalitesini artırmak ve bunları donanımlı birer insan olarak topluma, toplum hizmetine sunmak için neler yaptık. Dedik ki klasik eczacı yetiştirmeyelim. Bu zaten var ki sayı olarak baktığımız zaman, zaman aslında eczacılık fakülteleri ve buradaki öğrencilerin sayıları ihtiyacımızdan biraz daha fazla görünüyor. Ama Sahaya çıktığımız zaman biz sahayı dolaştık, gezdik. İhtiyacınız nedir? İlaç fabrikalarına gittik mesela. Çok basit bir örnek vereceğim. Gördük ki orada çalışan kişilerin önemli bir kısmı eczacı değil. İlaç fabrikası üretim tesisine gidiyorsunuz ama eczacı değil çalışanların çok büyük bir kısmı. Niye böyle? Çünkü bunlar genelde teorik eğitimle donanmış olarak mezun oluyorlar. Sahaya çıktıklarında bir üretim tesisine gittiklerinde sanki hiç bu alanda çalışmamış, görmemiş bir uzay üstüne gelmiş gibi baka kalıyorlar. Dedi ki biz gerçek eczacı yetiştirelim. Ki ben eczacılık fakültesini yoktan izin alırken bayağı da bir zorlandım. Yani çünkü ihtiyaç yok anlamında. Evet doğrudur. Dedi ki biz farklı bir üniversite olacağız. Ne yapacağız? Uygulamayı bilen eczacılar yetiştireceğiz. Ve bunun için de kurulduğumuzun ilk senesinin sonunda tüm laboratuvarlarımızı tamamladık. Şu anda tam donanımlı laboratuvarlarımızda öğrencilerimize eğitim hizmeti veriyoruz. Bunun yanında sahayı çok iyi bilecekler. Bu konudaki araştırma gelişmeleri iyi bilecekler dedik. Bir ARGE Merkezimizin tamamladık inşaatını ikincisini şu anda yapıyoruz. Bunun yanında ilaç alanında e, bir ilaç şirketimizin desteğiyle bu konuya gerçekten kafa yoran, e, hizmet etmeye çalışan bir ilaç üreti, e, firmamızın desteğiyle bir ilaç üretim tesisi inşa ettik. Bunun inşaatını tamamladık. Ayrıca bu pandemi dönemi bize öğrettiği faz çalışmalarını çok duyduk. Bir yören bir eşlerlik çalışmaları. İlacın argesinden üretimine kadar geçen sürede yapılması gereken işler var. Şu anda bir yorum bir eşlerlik ve fazla laboratuvarımız inşaatı da tamamlanmak üzere. Şunu istedik. Öğrencimiz okulda okurken teorik eğitimin yanında bu için ilacın, aşının argesini öğrensin, yapsın. İki, bunun gelişim basamaklarını bilsin. Üç, üretimini de görsün. Sahaya çıktığında tam donanımlı olarak sahanın gerçekten istediği gerçek eczacıları biz toplumun hizmetine sunalım dedik. Müfredatımızı değiştirdik mesela bu amaçla. Eczacılık fakültesinin son yıl müfredatını biz intern eczacılık olarak değiştirdik. Tamamen uygulamalı evet, sahada olacak. Evet. 6 ayını hastanede veya eczanede birebir eczacılık ve klinik eczacılığı görecek. 6 ayında sahada görecek, uygulamasını görecek, argesini görecek, üretim tesisinde çalışacak. Dolayısıyla gerçek eczacılara biz kavuşmuş olacağız. Dediğim gibi kalite konusunda biz donanımlarımızı arttırdık. Fiziki şartlar her zaman için gerekçedir. Bu amaçla e, öğrenci sayımızı artırdık, yeni bölümler ekledik. E, geçen hafta itibariyle çok büyük bir merkezi eğitim kompleksimizin temelini attık, inşaatına başladık. İçerisinde kütüphaneler, öğrenci yaşam alanları, sosyal kültürel faaliyet yapabileceği yerler. Bunun yanında e, donanımlı 37 adet amfi dersliklerin olacağı, e, kütüphanenin olacağı, konferans salonu olacağı bir kompleksimizi inşaatına başladık. RG faaliyetleri konusunda da sonuna kadar destek veriyorum. Ben bu konuda çok cömertim, bunu açıkça söylemek istiyorum. Avantajımız var. Ne açıdan? E, tematik bir üniversite izledik ve sağlık hizmetimiz var. Bunun da bir geliri var. Bilimsel araştırma projeleri kapsamında ciddi bir gelir elde ediyoruz. Ama diğer üniversitelerde bu gelir genelde birçok fakülteye bölünürken, biz sadece sağlık alanında e, hizmet veren, çalışan, eğitim veren bölümlerimize... Ve buradaki tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize bunu açık yürekle söylüyorum. El avuca dokunur, sonuca ulaşabilecek her türlü projeye de destek veriyoruz. Evet. Bunun da bir sağlık hizmetimiz var. Sağlık hizmetimiz konusunda da güncel ihtiyaç olan her türlü cihaz ve ekipman konusunda da üniversitemize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize destek veriyoruz. Evet şimdi sağlık, insanlık tarihi yani canlılık tarihinden itibaren en önemli alanlardan elbette. Bu geçtiğimiz dönemde geçirdiğimiz bu salgın sürecinde de tekrar önemini görmüş olduk. Şimdi programımızın açılışında gözde meslekleri anlatacağımızı söylemiştik. Bu anlamda sağlık hiçbir zaman ihtiyacın bitmeyeceği bir alan aslında. Ve de dediğiniz gibi sizin gibi üniversitelerde farklılaşarak yetişen öğrencilere de her zaman ihtiyaç olacak diye düşünüyoruz. Şimdi sağlık ve uygulama teknoloji birbirinden ayrılmayan kavramlar Çok aslında. Ee, çok güzel gelirlerinizi de hepsini yine içeriye aktarıyoruz. Sağlıkla ilgili kullanıyoruz diyorsunuz. O anlamda sizde iyi teknolojik gelişmeleri takip ettiğinizi düşünüyorum. Bu anlamda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Yani ARGE tarafını biraz dinledik ama teknoloji tarafına da e, devam edersek. Şimdi e, aslında çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Sağlık hizmeti ve sağlık eğitimi uygulamasız olmaz. Teknolojisiz de olmaz. Yani bunun için siz hem eğitim alanında kullanacağınız teknoloji yardımcı cihaz ekipmanlarınızı sağlamak zorundasınız hem de sağlık hizmeti konusunda güncel tedavilerin yanında bu güncel tedavilerin uygulandığı teknolojileri sağlamak zorundasınız. Bu konuda da sağlık uygulama araştırma merkezlerimizde hem diş hekimliği hem de tıp fakültesine bağlı uygulama araştırma merkezimizde güncel tedavi yöntemleri konusunda ne ihtiyacımız varsa bunları da sağladık şunu da hedefledik. Üniversitelerin görevlerinden birisi sadece eğitim değildir. Görevlerinden bir diğeri de şehirle bulunduğu şehirle de iç içe yaşamaktır. Şehrin ihtiyaçlarını görmektir. O yüzden örneğin mesela nakil konusunda Afyon'da bir eksiğimiz vardı. Çok hızlı bir şekilde buna eğildik. Çocuk kemikliliği nakillerine başladık. Şu anda kemikliliğin nakli yapıyoruz. Yakın zamanda koronel nakline başlayacağız. Çok yakın zamanda da karaciğer nakli gibi uygulamalarımıza başlayacağız. Bunun için gerekli her türlü ekipman, fiziki şartlarda da sağladık. Bunun yanında eğitim alanında da e, eczacılık laboratuvarsız olmaz. Diş hekimliği cihazsız olmaz, ünitsiz olmaz. Bunun yanında sağlık uygulama araştırma merkezi, tıp e, fakültesine bağlı uygulama araştırma merkezi de yine X'in bir adı olduğu. Bunun içerisinde siz kaba teknolojiyi de alabilirsiniz, dijital teknolojiyi de alabilirsiniz. Bu konuda güncel ne varsa biz bunların neredeyse tamamını sağladık. Eğitimde peki teknoloji nerede? Ee, bunu pandemide çok güzel gördük. Mesela uzaktan eğitim çok hızlı bir şekilde adapte olarak biz kısa süre içerisinde tüm öğrencilerimize uzaktan eğitim sağlayacak şekilde organize olduk. Yetmez dedik. Şu anda yeni bir çalışma yapıyoruz. Ee, artık sanal dünyada eğitim. Artık bu noktaya doğru gitmeye başladık. Ee, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeri geldiğinde hocalarımız evinden öğrencilerle beraber sanal dünyada artırılmış gerçeklikle eğitim mesela şu anda üzerinde yaptığımız çalışmalardan birisi. Bütün sınıflarımız, bütün amfilerimizde ihtiyacımız olan teknolojik her türlü ekipman da sağlanmış durumda şu anda. Güncelde ne varsa biz üniversitemize hatta güncelin de ilerisine gitmeye çalışıyoruz. Bu konuda hem akademisyenlerimiz hem hocalarımız çok gayretli. Ben de bir rektör olarak, vazifem olarak zaten yapmamız gereken şeyler bunlar. Bunları da sonuna kadar destek veriyoruz. Tekrar söylüyorum, arge konusunda da arge çok çok önemli ülkemiz için geri kaldığımız alanlardan birisi. Her çok branş önemli dediğiniz. Evet. Örneğin mesela pandemi ya. sürecinde ülkemizde ilk ilaç çalışmasını yapan, faz çalışmasını yapan üniversite biz. Çok kimse bilmez. Ülkemizde iki tane ilaç araştırması yapıldı. Daha sonra eklendi ama ilk aşamada ivermektin çalışması, ilk yapılan, ilk başlatılan çalışmadır yayın olmuştur ve şu anda 60'ın üzerine bu kadar kısa sürede ciddi oranda atıf almış bir çalışmadır mesela. Akademisyenlerimiz diyor ki bakın hocam şu alanda bir şey var hemen o alanda bir çalışma yapalım. Şu alanda bir cihaz ihtiyacımız var onu yapalım. Dijital olarak eğitim alanda şunu kullanmamız gerekiyor. Bunların tamamını sağlayabiliyoruz. Yapabilecek durumdayız ve öğrencilerimizin de bizi tercih edeceklerinde e, geldiklerinde görecekler. Bütün imkanları kendilerine sunmuş olacağız elimizden geldiğince. Evet, sağlık bölümlerini seçmeyi düşünenlere de özellikle dikkat çekmiş olalım biz de programımızda. Çok özür dilerim uygulama dediniz. Bizim eğitimimiz uygulamasız olmaz. O yüzden de biz uygulama alanlarında da ki bizim temel uygulama alanlarımız hastanelerimiz. Uygulama araştırma merkezlerimiz. Bunun yanında, bunun yanında laboratuvarlarımız da var. Diş hekimliği uygulama araştırma merkezimiz var. Bunun yanında da yine güncelde teknolojiyi takip etme açısından, bilimsel e, en son e, uygulamaları takip etme açısından da... ...sağlık alanında, hasta üzerinde uygulama yanında simüle eğitim çok çok önemlidir. O yüzden de ülkemizde şu anda iki adet, iki tane önemli üniversitemizde simülasyon merkezi var. Sağlık simülasyon merkezi var. İnşallah bir üçüncüsü de biz olacağız. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü öğrencilerimizin önce simüle edilmiş... Hastalar, vakalar veya dijital ortamda bunu görmesi, uygulaması, karar verme yetisine sahip olması, daha sonra bunu canlı ve insan üzerine uygulaması hata gerekiyor. Hata yapacaksa da evet. orada yapması dediğiniz evet. gibi çok daha kıymetli olur. Biraz kampüs imkanlarınıza hafif giriş yapmıştınız aslında. Hı. E, o noktada benim çok merak ettiğim sorular olduğu için sizi bir önceki soruya yönlendirmiştim. Şimdi kampüs olanaklarınızı biraz açalım. Mı? Öğrenciler burayı da çok merak ediyor çünkü. Ne gibi hizmetler mevcut? E, aslında bir anlamda butik üniversite gibiyiz. Çok güzel, hoş bir kampüsümüz var yaklaşık 400 dönüm arazi üzerinde. Sadece sağlık temalı bir üniversite olmamızın da buna bir e, yardımı var, avantajı var. Bizim eğitim bloklarımızla uygulama, uygulama araştırma merkezlerimiz, hastanelerimiz, polikliniklerimiz ve diğer idari birimlerimiz aynı e, kampüs içerisinde birbirine yakın konuşlanmış durumda. Şimdi dediğim gibi ona 45 bin metrekarelik çok devasa bir e, eğitim kompleksimiz ekleniyor. E, yeni bir hastanemiz daha yapılıyor, fizikli hastanesi. ama kampüsümüz... Tamamen geri kalan kısmı binalar dışında yeşillendirmiş ağaçların e, yer aldığı yeşil bir e, kampüs olarak e, ifade edebiliriz. Bir avantajımız var. Türkiye'de aslında emisyonu en az olan kampüslerden birisiyiz. Tamamen termalle ısınıyoruz. Böyle bir avantajımız da var. Kampüs içerisinde öğrencilerimizin her türlü özel ihtiyaçları, yeme içme ihtiyaçları açısından baktığımız zaman yeteri kadar kantinimiz, kafeteryamız var. Ben yetmez dedim. Şimdi öğle arası bazen şeyler olur, yemekler iyi olmadığında Afyon'u bilenler çok iyi bilir. Bizim üniversitenin tam karşısında alışveriş merkezleri vardır, lokantalar, kafeteryalar vardır. Öğrenciler, akademisyenler oraya giderlerdi. Dedim ki hayır gitmenize gerek yok. Ne ihtiyacınız var orada? Güzel bir kafeterya. Güzel yemek yemek istiyorsunuz, güzel çay kahve içmek istiyorsunuz. Hemen kampüsümüzün yanına çok muhteşem bir kafeterya yaptık onlara. Oraya gitmelerine gerek yok, vakit kaybetmelerine gerek yok, tehlikeye girmelerine gerek yok. Yolun ulaşım açısından de, ulaşım da aslında avantajlı çok, çok bir avantaj. konu. Evet. Evet. Bunun yanında e, belki soracaksınızdır ama barınma, barınma açısından şunu söyleyeyim. Afyon en kolay yaşanabilecek şehirlerden birisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere gastronomisi muhteşemdir. Yani uluslararası gastronomi ağına bağlı ve bu konuda belge almış şehirlerden birisidir. İkincisi barınma konusunda hiçbir sıkıntı yok. Şu anda Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 18 ayrı yurtta toplam 14-14.500 civarında yatak var. Bunun yanında 18 tane de merkezde ve ilçelerde olmak üzere özel yurtlar var. Toplamda baktığımızda 19'da 20 bin civarında bir yatak var ki şu anda Afyon'un ihtiyacından daha fazla yatak var. Yani o yüzden barınmayla hiçbir sıkıntı yok. Hiç yok. Özel olarak e, burada bir artı bir çok fazla sayıda özel kiralayabilecekleri kalabilecekleri evlerde var. Bizim açımızdan baktığımız zaman da barınma açısından sıkıntı yok. Ulaşım açısından da sıkıntı yok. Üniversitemizin şöyle bir avantajı var. Şehrin batı kısmında Şehirdeki tüm otobüslerin ve dolmuşların ring olarak son olarak durduğu yerdir bizim orası. Dönüş yaptıkları yerdir. O yüzden şehrin her yerinden kendi özel araçları yoksa çok rahatlıkla dolmuş ve otobüslerle gelebilirler. Trafiği kalabalık olmayan, bir yerden bir yere ulaşımın en fazla 15 dakika sürdüğü, barınma imkanlarının çok fazla olduğu, alternatifin çok fazla olduğu ee, ve üniversite olarak da işte eğitimin kalitesi ve e, kampüsün güzelliğiyle de işte bunu birleştirdiğimiz aslında Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar Sağlık Üniversitesi çok rahatlıkla tercih edilebilecek e, şeylerden birisi. Bir güzel tarafı kavşak noktasıdır. Hı. Batı Anadolu'nun tam ortasına yer alıyor. Kuzeyde İstanbul, Bursa, Eskişehir. İşte e, doğuda baktığınız zaman Ankara, Antalya, batıda işte İzmir gibi şehirlere en uzağına işte 4 metre e, şey özür dilerim 4 saat uzaklıktasınız. Yani çok e, çoğu yere bir yol ayrılır ve evet, oradan bambaşka bölgeye gidersiniz. Her tarafa çok, gidebileceğiniz, çok rahat ulaşabileceğiniz kavşak noktasında alışveriş imkanları, sosyal imkanlar, spor imkanları çok fazladır. Hızlı bir şekilde sporun başkenti olma yolunda da ilerliyor. Şu anda birçok takım Afyon'a kamp yapmaya geliyor mesela. O açıdan da e, çok rahatlıkla öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla gelebileceği, tercih edebileceği bir ilimizdir, üniversitemizdir. Afyonkarahisar evet, Sağlık ve Üniversitesi. Sağlık turizminde e, Türkiye çok önde. Global Hı -hı. arenaya baktığımızda gerçekten sağlık konusunda çok e, öncü ülkelerden bir tanesiyiz. Afyonkarahisar'da bu anlamdaki en e, iddialı şehirlerimizden. Evet. Şimdi şunu da merak ediyorum. yani Uluslararası bir üniversite olma yolunda yapılan çalışmalarda öğrenciler bunu bilinçli olarak gelip tercih ediyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü sağlık konusu... ...gerçekten bizim gurur duyduğumuz alanlardan değil mi uluslararası arenada? Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi e, öncelikle e, çok önemli de, bir noktaya... son dakikalarımıza da girmiş Peki oluyoruz. bahsettiğiniz Afyonkarahisar özellikle termal turizmin başkanı Yaklaşık 30 bine yakın şu anda yatak var. 170 civarında önemli termal sağlık tesisi var. Üniversitemizde aslında bizim en iddialı olduğumuz bölümlerden birisi... ...fizik tedavi, fizyoterapi bölümlerimiz şu anda Türkiye'nin açık ve net söylüyorum... Her yerinden hasta aldığımız, bir yıl sonraya randevu verebildiğimiz bir bölümümüz açıkçası. Çünkü termalle rehabilite ediyoruz hastalarımızı. Bu da tedavi başarısını oldukça etkiliyor. Öğrencilerimiz de buradan ciddi bir eğitim alıyorlar ve çok ciddi oranda bu bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz tercih ediyorlar. Uluslararası çalışma konusunda bir, öncelikli olarak uluslararası öğrencileri tercih edilmesi konusunda. Çok tercih var, onu açık bir net söyleyeyim. Ben birazcık da kısıtlı tutuyorum çünkü biraz daha butik mevcut imkanlarımızı kapasite bilerek ama bu sene itibariyle biraz daha kapasitemizi artırdık. Yurt dışından öğrenci alma konusunda biraz daha artık niyetliyiz, gayretliyiz daha fazla öğrenci alma konusunda. Öğrencilerimizin yurt dışına gitmeleri konusunda da teşvik ediyoruz. Erasmus Plus kapsamında isteyen, talep eden tüm öğrencilerimizi gönderiyoruz. Bu konuda da açıkça net bir şekilde ifade ediyorum ki biz öğrencilerimizi destekliyoruz, desteklemeyeceğiz, devam edeceğiz. Yurt dışını görsünler istiyorum. Bunu hem aslında çok bir farkımız olmadığını hem de oradaki çevreyi görmeler açısından. Çünkü sağlık alanı şu anda dünyada. Özellikle sağlık profesyonelleri dünyada çok tercih ediliyor. Ve ülkemizden sağlık profesyonelleri de çok fazla tercih ediliyor. O yüzden e, bizde yok şu anda ama önümüzdeki yıllarda bunu programımıza aldık. Yabancı dille eğitim veren bölümler açacağız. Artı geçen sene bunu başlattık. Yabancı dil konusunda da kurslar açacağız. Çünkü hemşirem artık yurt dışından çok fazla tercih ediyor. Hekimim çok fazla tercih ediyor. Hatta gitmesini de istemiyoruz. Çok fazla gidiş var. Uluslararasılaşma konusunda da oldukça iddialıyız ve bu konuda da öğrencilerimize her türlü desteği de veriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ben için, teşekkür verdiğiniz ederim. tüm bilgiler için. Çok sağ olun. Kampüs yolunda programının bu bölümünde sağlık bilimlerine ele aldık. Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nurullah Okumuş bizimleydi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz ardından devam ediyoruz.